İçinizdeki yüceliği selamlıyorum. Bugün özgür irade ve kader kavramlarından konuşmak istedim. Özgür irade var mıdır? Tüm bu yaratımın ve kendi hayatımızın tezahürü, yaratımı bizim elimizde midir? Ya da biz kaderin kurbanı mıyızdır? Kaderin oyuncuları mıyızdır? Bir tanrı vardır ve tanrının bize çizdiği belirlenmiş bir kader mi vardır? Aslında bu soruya geçmeden önce, belki de bu soruyu çürütmek için başka bir soru sormak gerekir. Bu soruyu soran kim? Çünkü bu sorunun arkasına genellikle iki karakter, iki kişilik gizlenir. Bunlardan biri kurban karakteri, diğeri ise mücadeleci karakter, savaşçı karakter. Savaşmakta elbet sorun yoktur ama bu huzurda, dinginlikte bir savaşçı olmaktır. Aksi takdirde mücadeleci, hayatı kendine, sıkıntıya ve fazlasıyla sorumluluğa sürükleyecektir. Kurban olmakta kendini bu kaderin kurbanı hissettiğinde, kendini güçsüz, aciz ve bu dünyanın içinde savrulan küçük bir parça gibi hissedebilirsin. Peki, karakter, kişilik ne zaman var olur? Kişilik ancak illüzyonun içinde var olur. Ve bu varoluşun içindeki, bu oyunun içindeki en büyük illüzyon, bir şeylerin birbirinden ayrı olduğu illüzyondur. Ve tüm illüzyonlar bu ana illüzyondan doğar. Senin bir bütünden ayrı olduğun, sen ve başkaları olduğu illüzyonu ve senin Tanrı'dan ayrı olduğun illüzyonu. Bir Tanrı vardır, bir de sen vardır. O halde Tanrı senin için bir kader belirleyebilir. Bu mümkün müdür? Tanrı'nın dışında bir şey olması mümkün müdür? Her şey Tanrı ise ve o her şeyi kendinden var ediyor ve tüm bu varoluş onun içinde var oluyorsa, onun dışında bir şey olması mümkün müdür? O halde bir Tanrı, bir de ayrı sen var mıdır? Bu mümkün müdür? Tanrı senin içindedir ve sen de Tanrı'nın içindesindir. Yani sen Tanrı'dan ayrı değilsindir ve ayrı olman da mümkün değildir. Sen onun bu hayatı izleyen gözlerisindir. Sen onun sen olarak oynayan ifadesi, halisindir. Tanrı bu hayatı seninle oynamaz. Tanrı bu hayatta sen olarak oynar. Yani sen görünen kılığına girerek burada bir oyun var eder ve bir oyun oynar. O halde Tanrı'nın sana çizdiği bir kader ve senin seçimin ikisi birbirinden ayrı değildir. Özgür irade ve kader hep birbirinden ayrı düşünülmüştür. Ya da hangisi sorusu ortaya çıkmıştır? Oysa özgür irade ile şekillenen bir kader mevcuttur. Ve senin varlığının tanrısı, senin yaradanın, senin içindedir. O senden ayrı değildir, senin dışında değildir. O halde onun sana çizdiği kader de senin kendine çizdiğin kaderdir. Kendi kaderini yaratmak elbet senin elindedir. Özgür iraden elbet vardır. Fakat bu ancak kendini bildiğinde ortaya çıkar. Kendini bildiğinde, kim olduğunu bildiğinde, varlığının sınırsız gücünün zaten senin içinde olduğunu bildiğinde ortaya çıkar. Aksi takdirde ayrımlara dayalı egonun peşine takılırsan, yani burada oynamak için var olduğun oyunda, kim olduğunu unutmak için yarattığın zihnin içinde, zihnin peşine takılıp burada ayrımlar olduğuna inanırsan, o halde kurban bilinci ortaya çıkar. Çünkü artık senden çok daha yüce bir tanrı vardır ve onun senin için kararları olabilir. Bu bile kendi içinde yine de tanrıyı başka bir yere koymaktır. Tanrı öyle yüce bir sevgidir ki ve kendinden var ettiği o güzel çocuğunu, yani seni öyle bir yücelikle sevmektedir ki
Tanrı'nın senin için istediği, senin kendin için istediğini zannettiğinden daha mutluluk vericidir. O her zaman senin için en güzelini var eder ve hep de öyle olacaktır. Senin kendin için istediğini zannetmek ne demektir? Zihin sürekli olarak isteklere tutunur. Zihin çünkü sürekli olarak korkuyla hareket eder ve toplumsal normallere göre belli istekler içinde belirir. Çoğu istediğini aslında istemiyorsundur, fakat istediğini zannediyorsundur. Sen ne zaman ki kendini bilirsin, o halde hangi isteğin gerçekten içinde, kalbinde beliriyor, hangisini sadece isteme halini sürdürüyor olduğunu fark edersin. Bu oyun öyle garip bir oyundur ki, insan bazen sadece istemeyi ister. Yani istediğini istemiyor, isteme halini istiyordur. Ancak sen kendini bilirsen, kalbinin sesini duyar, kalbinin sesine kulak verirsen, yani sana sürekli olarak oradan konuşan Yaradan'ın sesini dinlemeye başlarsan, o halde illüzyonsu istekler ortadan kaybolur ve sen zaten bu hayatta istemediğin hiçbir şeyi deneyimlemediğini ve her şeyin zaten tam da istediğin gibi olduğunu fark edersin. Ama zihin diyebilir ki, hayır, bu hayatı ben istemiyorum. Bunların başıma gelmesini istemiyorum. Ben daha büyük bir ev istiyorum. Daha güzel bir hayat istiyorum. Ben hayatımda bir ilişki istiyorum. Ben daha çok kazanmak istiyorum diyebilir. Tüm bunlar zihnin isteğidir. Çünkü bu hayattaki amacın dünyevi değildir. Dünyevi görünen de değildir. Bu sonlu gözükenin içinde sonsuz olan sana uyanmaktır. Tanrı burayı saf merakla var etmiştir ve burası sonsuz güzelliğinde sürekli onun kendi içinde oynanan bir oyundan ibarettir. O zaman varoluşun ana amacı sadece var olmaktır. Yani hayatın tadına varmaktır. Bu oyunu güzelliğiyle gözlemleyebilmektir. Ve ruhun tek amacı, aslında tek arzusu da bu unutma hatırlama oyunu içinde. Yani kim olduğunu unutup tekrar kim olduğunu hatırlama oyununun içinde, bu oyunun da tek bir amacı vardır. Kendini hatırlamaktır. O halde sen zihinden yaklaştığında dünyevi isteklerinin olduğunu düşünebilirsin. Daha lüks bir ev düşünebilirsin. Bir ilişki aradığını düşünebilirsin. İşte daha iyi mertebeler elde etmek istediğini düşünebilirsin. Oysa ki ruhunun yegane amacı bu oyunun içinde, bu oyunun tadına vararak, anda kalarak kendini hatırlamaktır. Yani bu sonlu olanın, sonlu algılanının içinde, kendi içindeki o sınırsız güce, o sonsuzluğa uyanmaktır. Ve bu dünyada olan, deneyimlenen, hayatta var olan her bir deneyim, her şey aslında senin kim olduğunu hatırlamana hizmet eder. Elbette zihin diyebilir ki, ben bunu istemiyordum. Halbuki ruhunun planında istemediğini zannettiğin şey bile öyle bir şekilde kendini hatırlatır ki hep istediğin olmuştur. Bu hayatta her şey içinde var olan o yüce Yaradan'ın, Tanrı'nın kararı ve Tanrı'nın isteğiyle olur. Ama sen de ondan ayrı değilsindir. O halde zaten onun istediği senin isteğindir. Senin içinde beliren istek, yani gerçekten kalbinden gelen istek, zaten onun seninle ifade bulmak istediğidir. O halde yapılacak ne vardır? Her şey ondan ise yapılacak ne vardır? Düşünmeyi bırakıp, kendini kendine direnmeyi bırakıp, olacak olana izin vermektir. Eğer olacak olana izin verirsen, tüm hayat kolaylıkla, huzurla, neşeyle akan bir oyuna dönüşür. Ve bunun içinde sen bu hayatı gözlemlerken, yani zaten var olduğun şeyi yaparken,
bu hayatı gözlemlemek için var olmuşsundur ve sen gözlemde, bu hayatta adeta ipuçlarının peşinde eğlenceli bir oyunda olduğunu fark edersin. Ve olacak olana izin verdiğinde, yani olacak olana direnmeyi bırakıp, senin için kötü bir kader yazıldığına ya da senin bu hayatın içinde bir kurban olduğuna dair inancı bırakıp, sadece gözlemde olduğunda, hayat işte o halde hızla kolaylaşır. Tüm dirençler, tüm sıkıntılar kalkar ve sen sadece varlığın tadına varmaya ve zaten Tanrı'nın sen olarak ifade bulunacak olduğu şeye izin verirsin. Yapılacak şey budur. Yapılacak şey içindeki o sınırsız güce teslim olmaktır. Yapılacak şey hayatı kontrol etmeye çalışmayı bırakıp hayatın kendisine güvenip teslim olmaktır. Teslimiyet pasiflikle karıştırılmamalıdır ya da ne yapalım başımıza ne geliyorsa diye umutsuzlukla karıştırılmamalıdır. Asıl güç, asıl cesaret teslimiyettedir. Teslimiyet yine bir sen var, bir de Tanrı var ve onun kararına boyun eğiyorum demek değildir. Ya da ondan gelecekleri bekliyorum diye pasif bir şekilde beklemek değildir. Asıl güç teslim olmaktır. Çünkü zihin daima gelecekte, hayattan ona geleceklere karşı kendini hazırlıklı tutmak ister. Bir sürü senaryo çizebilir. Zihnin içinde bir sürü senaryo çizer ve sürekli olarak hayatın ona getireceklerine karşı kendini güvende tutmak ister. Asıl korku hali, asıl cesaretsizlik hali budur. Oysa teslimiyette, yani hayat bana ne getiriyorsa getirsin diyebilecek teslimiyette olmaktır cesaret. Hayattan korkmamak, hayata güvenmektir teslimiyet. Yaradan'ın senin için her zaman en iyisini var edeceğini bilmektir teslimiyet. Teslimiyet asıl bilgelik halidir. İşte o halde kontrolü bırakıp, gelecekte yaşamayı bırakıp anda yaşamaya başlarsın. Çünkü gelecekten endişe duyulacak hiçbir şey kalmamış. Hepsi buharlaşıp gitmiştir. Anda yaşadığında da olanı görmeye, olanın güzelliğini görmeye başlarsın. Ve olanın güzelliğini görmeye başladıkça, yani zihin boşalıp hayatın tadına varıldıkça, tutunmalar, yani zihnin tutundukları ortadan kalkacaktır. Zihnin tutunduğu düşünceler ortadan kalkacaktır. Zihnin tutunduğu geçmiş ortadan kalkacaktır ve Tanrı'nın bu planında olduğu gibi her an ve her an yeniye açılınacaktır. Çünkü bu hayattaki her şey her an değişmekte, dönüşmekte ve evrilmektedir. Yeryüzü var olduğundan bugüne, nasıl ki yeryüzüne inen her bir kar tanesi birbirinden farklı ise, senin hayatında sürekli olarak farklı ve farklı olacaktır. Oysa sen direnç geliştirir, gelecekten korkar isen ve zihninin peşine takılırsan, zihnin geçmişe tutunacaktır. Zihnin düşüncelere tutunacaktır. Ve zihnin geçmişe tutunduğunda, yani kendi gerçeğini geçmişi zannettiğinde, kendini geçmiş ile tanımladığında, bu halde de senin için aynı geçmişin aynı versiyonları yaratılacaktır. Ve işte o zaman kendini içinden çıkamadığın bir kaderin içinde var buluyor zannedebilirsin. Oysa yapılan tek şey direnç geliştirip geçmişe tutunmak ve geçmişi var etmektir. Oysa hayata güvenir, kendini hayatın akışına bırakırsan, o halde senin için daima neşeli yeniler var olacaktır. Hayat daima yeni ve yeni olacaktır. Çünkü varoluşun doğası budur. Daimi değişimdir. Daimi dönüşümdür. Tabii ki teslimiyet pasif bir şekilde beklemek değildir. Belki en güzel örnek bir fıkra vardır. Bir su baskını olur ve adamın biri bir kayanın tepesinde kalır. Su baskını arttıkça artar, arttıkça artar. Ve der ki,
Tanrım beni kurtar. Sana dua ediyorum beni kurtar. O sırada bir tane kayık gelir, atla der, gidiyoruz. Der ki hayır, Tanrım beni kurtaracak, bana söz verdi. Aradan yarım saat geçer, sular biraz daha yükselir. Adamın dizlerini geçer, bir bot gelir. Hadi der, seni kurtarmaya geldik, gidiyoruz. Hayır der, sizi istemiyorum, Tanrım beni kurtaracak. Su iyice artar, boğazına kadar gelir. Bir helikopter gelir, merdiven atarlar aşağıya. Atla, kurtaracağız seni, senin için geldik der. Hayır, sizi istemiyorum. Tanrım beni kurtaracak der. Ve su bir şekilde boyunu geçer, boğulur, ölür. Mizansen bir şekilde Tanrı'nın karşısına çıkar ve der ki, sen bana söz vermiştin, beni kurtaracaktın. Neden beni kurtarmadın? E sana üç kez geldim ya der. Her birinde beni geri çevirdin. Yani burada bu hayatın içinde var olurken teslim olmak hayatın akışına kendini bırakmaktır. Ve Yaradan'ın senin için karşına çıkardığı tüm güzellikleri görerek bu hayatta oynamaktır. Oyunun tadına varmaktır. Tanrı her şey ve herkes olarak sürekli sana gelir. Çünkü o her şeydir. Ve aynı zamanda o sendir. Her şeyin Tanrı olduğunu bildiğinde, bunu gerçek anlamda idrak ettiğinde, her şeyin ondan var olduğunu bildiğinde ve bu dünyadaki tüm hareketlerin, tüm eylemlerin, tüm kararların ondan geldiğini, ondan var olduğunu ve tüm bu varoluşun da bütüne hizmet ettiğini gerçek anlamda bildiğinde üzerinden büyük bir yük kalkacaktır. Çünkü insan kendini tüm bu bütünden ayrı zannettiğinde kendi üzerine sorumluluk alıyorum deyip fazlasıyla yük alacaktır. Bu hayat bir zihne sığmaz ve sadece bir insan tarafından da anlaşılamaz, kontrol edilemez. Çünkü senin minicik bir hareketin bile evrenin bütününe öylesine katkı yapar ki bu bir zihnin algılayamayacağı derecede yücedir. Bu halde bu yük üzerinden kalktığında, bu hafifleme halinde görürsün ki her şey zaten en mükemmeliyle olmakta. Ve bu sorumluluğunu bırakmak değildir. Bu sadece kendine, görünenine, bu küçük zihin ve bedene fazla yüklenmeyi bırakmaktır. Kendine sıkıntı çıkarmayı bırakmaktır. Yani bu pasif bir bekleme hali ya da hiç üzerine sorumluluk almamak değildir. Aksine gerçek sorumluluğu almaktır. Hiç karar vermemek, hiç harekette bulunmamak değildir. Aksine kararlarının arkasında durmak ve kararlı olmaktır. Ama bu öyle bir kararlılıktır ki teslimiyette kararlılıktır. Kendi içindeki o sonsuzluğa teslim olduğunda içinde doğan kararların arkasında durabilirsin. Bir karar verebilir ve onun için belki de harekete geçebilirsin. Çünkü bilirsin ki içinde doğan karar da ondandır, harekete geçen de yine odur. Aksi takdirde zihinle karar vermeye çalıştığında ya da kendini bir zihin ve bir beden zannettiğinde ve bu hayatın içinde giderken kendini o sonsuzluktan, o Tanrı'dan ayrı zannettiğinde burada kararsızlık ortaya çıkar. Çünkü zihin sürekli olarak sorguya geçecektir. Acaba doğru bir karar mı, yanlış bir karar mı diyecektir. Bunun için sürekli olarak geçmişe gidecek ve geleceğe gidecektir. Çünkü zihin, kaynağından uzaklaşmış bir zihin, ancak bilgiyi kıyaslar üzerinden deşifre edecektir. İyi ve kötü diyecektir. Geçmiş ve gelecek diyecektir. Ve sürekli olarak verdiğin her bir kararı sorgulayacak, acaba doğru mu, yanlış mı diye seni şüpheye sürükleyecektir. Oysa ki verdiğin bir kararın yanlış olması mümkün değildir. Çünkü zaten onun olması gerekiyordur.
Çünkü onun ucunda deneyimlenecek şey doğrultusunda sen kendini hatırlayacaksındır ve senin vasıtanla birçok varlık kendini hatırlayacaktır. Senin verdiğin her bir karar, yaptığın her bir hareket bu bütünü daha da güzelleştirilecek ve bu oyunu daha da evriltecektir. Yani bu halde verdiğin hiçbir karar yanlış olmayacaktır. Çünkü hiçbiri aslında senin kararın değildir. Sen zannettiğinin kararı değildir. Gerçek sen olan, içindeki o yücelik, varlığının tanrısının kararıdır. İşte bu halde yük buharlaşıp gider, gerçek sorumluluk hali ortaya çıkar. Bekleme, erteleme, tedirginlik, endişe buharlaşıp gider. İşte o halde kararlı, emin, korkusuz bir varlık ortaya çıkar. Kendi içindeki Yaradan'a güvenen, hayata güvenen, hayattan korkmayan bir varlık ortaya çıkar. Daha doğrusu o varlık artık Tanrı'ya daha çok ifade bulmaya, içindeki Tanrı'ya direnmeye dur demiş olur. İçindeki Tanrı'ya teslim olur. Zihnin sınırlarını kabul eder, bedenin sınırlarını kabul eder ve bu kabulde kendi içindeki sınırsızlık parlar. Bu halde tüm şüpheler, endişeler, korkular buharlaşıp gider. İşte bu halde kararlılık ortaya çıkar. Bu halde asıl sorumluluk alma ortaya çıkar. Çünkü sen gelecekteki varsayımlarınla ya da geçmişte yaşadıklarınla sorumluluk almanın önünde bir direnç oluşturmamış olursun. Harekete geçersin, karar verirsin, hayattan tat alırsın. Ve tüm bunları yaparken aslında tüm bunların gözlemcisi olduğunun idrakinde kalırsın. Ve bu oyunu böyle oynamaya başladığında hızlı bir şekilde kendini keşfetmeye başlarsın. İçindeki sonsuzluğa açılmaya izin vermiş olursun. Özüne teslim olmuş olursun. Ve bu teslimde artık kendini bilme hali ortaya çıkar. Bu gördüğün kişilik artık özünün, varlığının tanrısının içinde erimeye başlar. İkilik ortadan kalkar ve birlik ortaya çıkar. Bu zihin varsayımlardan arınır, geçmişten arınır, gelecekten arınır ve kaynağına döner. Kaynağı neresidir? Tanrı'dır. Yani artık sadece olanı deşifre etmeye yönelir ve güzelliği görmeye başlar. Ve zihinde tutunulmuş düşünceler yok ise, işte yaratım o zaman ortaya çıkar. Yaratım düşünceleri tutarak ya da tutunarak mücadeleyle olmayacaktır. Bu ancak olacak olana direnç geliştirmek olacaktır. Peki, bildiğimiz bu imgeleme, düşün düşündüğün olsun, bunların hepsi sadece bir varsayım mıdır? Elbette bu zihnin içinde dönen düşüncelerden bu hayat var edilecektir. Fakat benim dediğim, o düşüncenin orada olmasının da bir sebebi vardır. Zaten bu sebepten düşünceyi de kabul edip onunla savaşmamak gerekir. Düşünceler ancak onunla savaşmadığında ortadan kalkacaktır. Savaştığın her ne varsa ona güç verirsin ve onun varlığını sürdürmesine izin verirsin. İşte kısır döngülerin oluşmasının sebebi budur. Eğer sen kendin için pozitif bir şey düşünüyorum ve bunu yaratmak istiyorum diye mücadele var edersen, arka planda olmamasına dair bir korku oluşur. Oysa senin yapacağın olmamasının kabulünde, olmasının mümkünlüğünde olmaktır. Bu ne demektir? Olmasa da bunun bütünde bir hayrı olduğunu, bunun bütüne hizmet ettiğini bilmektir. Ve olmasının da tüm bu sınırsızlığı var eden Tanrı için çok mümkün olduğunu ve zaten olabilecek olduğunu kabul etmektir. Bu kabulün içinde artık korkular, mücadele, savaş ortadan kalkar. O halde olacak olan
zaten olacaktır. Kolaylığıyla ve huzurla ortaya çıkacaktır. Elbette içinde bir hayal beliriyorsa ve o an o hayalin içinde gezinmek seni mutlu ediyorsa, bu gelecekle ilgili de olabilir. Ama bunun arkasında mücadele ve düşünce olmadığında, sadece o hayali izlemek olduğunda aslında o da şu andadır ve sen sanki şu anda oluyor gibi hissedersin. Elbette bu da yaratımına, yani tezahür ettirmene katkı sağlar. Ama sen ben bir şeyler tezahür ettireceğim deyip kendini bu küçük insandan ve zihinden ibaret zannedip oturup zorlama ile bir şey hayal ettiğinde, imgelediğinde, düşündüğünde, odak vermeliyim diye kendini zorladığında sadece direnç oluşturursun. Çünkü artık bu bir düşünme halidir. Burada çaba vardır, burada mücadele vardır. Ve o şu anda değildir. O hep gelecektedir ve hep gelecekte var olacaktır. Çünkü o senin hislerine işlemez. O sadece düşüncende gezinir ve bir istek olarak belirir ama arka planda sürekli olarak sende olmadığına ve olamayacağına dair düşüncelerle beslenir. Her şey şu andadır. Teslimiyet hayal kurmamak değildir. Hayal kurmak son derece güzeldir ama hayal belirdiğinde güzeldir. Senin mutluluğunu, neşeni beslediğinde güzeldir. Düşünceyle, zorlamayla hayal kurmak, hayal kurmak değildir. Kontrol etme çabasıdır ve bu teslimiyetin önünde perdedir. Ve hayat sana bu hayatın zihinle kontrol edilemeyeceğini ve bu hayatın, bu aynada gördüğün küçük bedenin çok 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 daha ötesinde olduğunu sana hatırlatmak için. Yani yine aslında senin ana isteğine, kendini hatırlama isteğine hizmet etmek için sana hayatın kontrol edilemez olduğunu gösterecektir. Yani isteklerinin önünde sürekli olarak bir engel ortaya çıkacaktır. Yani bu hayatı tezahür ettirmenin önünde de engel olacaktır. Çünkü sen kendini zihin zannetmektesindir. Sen zihnin ötesinde olansındır. Sen kalbinde parlamayı bekleyen o Tanrı'nın ışığısındır. Sen Tanrı'nın uzantısısındır. Ve o sadece senin izin vermeni beklemektedir. Tüm bu evrenleri yaratmış olan ve her şeyi kendinden var etmiş olan sana sadece bana izin ver demektedir. Bana teslim ol. Ve olacak olana izin ver ki sana her şeyin en kusursuzunu sunayım demektedir. Teslimiyet boyun eğmek değil, güvenecek cesareti göstermektir. Tanrı'nın yüce sevgi olduğunu kabul etmektir. Artık Tanrı'dan korkmayı bırakmaktır. Tanrı'nın seninle ilgili senin için istemediğin planlarını olduğuna dair düşünceyi silmektir. Çünkü o seni kendi yüceliğinde sevmektedir. Ve tüm boyun senin kendini hatırlaman ve o özün içinde birliği deneyimlemen içindir. Tüm boyun senin kendi sonsuzluğuna, kendi ışığına, kendi tahmin edilemez potansiyeline uyanman içindir. Tüm boyun dünyevi olanı tezahür ettirmek, dünyada isteklerini yaratmak için değildir. Dünyada olan biten her şeyden bağımsız, kendi içindeki o sonsuz mutluluğu keşfetmektir. Mutluluğunu dünyada olandan ve bitenden ya da olacaklardan, isteklerinden arındırıp, zaten özünün saf mutluluk olduğunu fark etmektir. Ve bu oyun öyle komik tasarlanmıştır ki, sen mutluluğunu dış koşullardan arındırırsan ve belki de isteklere tutunup onların peşinde mücadele etmeyi bırakırsan, tüm isteklerinin hızla oluştuğunu görürsün. Çünkü varlığının tanrısı
o sonsuz güç senin içindedir. Ve sen izin verdiğinde o seninle daha çok sen olarak ifade bulacaktır. Hepinizi çok seviyorum. Her şey kalbinizin isteklerine göre şekillensin. Sevgiler.